Evet, tarih sohbetimizin ikinci bölümünde Sayın Hocam Ahmet Taşar'la birlikteyiz yine. Hunları ele aldık birinci bölümde. İkinci bölümde de Göktürkleri ele alacağız. Göktürkler de Hunların devamı olarak tarih sahnesinde yerini alan bir Türk devleti. Ama hocam sizin Göktürklerle ilgili özel bir şeyiniz var, öneminiz var. Neden? Çünkü çocuğunuzun adını verdiniz Göktürk'e, Allah bağışlasın. Biz efendim Göktürklerin ilk tarih sahnesine çıkışını, yani Hunlarla olan ilişkisini belirterek ele alırsak neler söyleyecektiniz? Evet, Göktürkler tarih sahnesine 542 yılında çıktılar. 200 yıllık bir devlet kurdular. Daha sonra 941 yılına kadar yaşadılar. Peki Göktürklerin devamı ne diye sorarsanız Türkiye Cumhuriyeti. Yani Selçuklular belki ondan sonra devlet olarak şey yaparsak Türkiye Cumhuriyeti. Oraya kadar geliyor tabii ki. Yani Atatürk Türk milletini yoktan yaratmadı. O Türk, onun devamı Türk adını bu ülke devlete de verdi. Onda problem yok. Esas olarak biz Göktürkleri Türk tarihinin modeli olarak değerlendiriyoruz. Yani bu konuda ben işte bir kitap da yazdım. Evet. Türk Model Devleti Göktürkler diye Ergenekon'dan kanalına ve daha sonra şey. Evet. Burada amaç şu. Biz somut bir şekilde Türk tarihini öğreniyoruz. Maalesef Hunlar'da öğrenemiyoruz. Niye? Türkçe belge yok. Evet. Ama Göktürkler zamanında yazıtlardan dolayı Türkçe belge. Evet. Türklerin iç yapısını, siyasetini, sosyal yapısını, her türlü macerasını öğrenebiliyoruz. Bundan dolayı şey, mesela hukukla ilgili belge. Silahlara oturum, giyim tarzları, oturmaları, kızların futbol oynaması, ayak toplarla oynaması mesela ilginç olduğu için söylüyorum. Her şekilde bunu görebiliriz. Sosyal devlet olayışı, oluşu, yani hükümdarın sahip olduğu her şeyin aslında halkın olduğu. Töresi, anayasası, töresi yazılı. Her şeyle evet. Göktürk Devleti bir şeydir yani bu anlamda. Bunu gösterir. Ancak tabii ki Göktürkler Hunların devamı. Bunu da bileceğiz. Biz, ya Asane sülalesi söz konusu oluyor burada. Aşina, Aşina olarak geçiyor da biz günümüz Türkçesinde Asane olarak geçiyor. O kabilenin adı esasında. Evet. Ama milletin adı Türk. Aşina Türk o kabilenin adı. Yani yönetici hanedanın İlk adı yöneten Aşina. Yöneten hanedan. Aşina. Bunlar işte o anda Altay Dağları'nda yaşıyorlar. Doğudaki Ruan diye yazar da ben doğrusunu okuyayım. Evet. Ruan diye bilinen millete, o devlete bağlıdırlar. Orada onların kökeni ne hocam? Onlar işte Proto Moğol diye söylüyoruz. Moğol olarak biliniyor da ben o anlamda sordum. Sizden evet, duymak. Yani Proto Moğol diye söyleyebiliriz. Veya Mançu gibi de söyleyebiliriz. Evet. Yani o arada öyle bir kavim. Onlara demir üretiyorlar ve onlara veriyorlar, satıyorlar vesaire. Daha sonra tabii boom'un kurucu güçleniyor. Evet. Töre spoylarını kendine bağlıyor. Çin'le ilişki kuruyor. Uluslararası alanda tanınıyor. Çin'le ilişki kuruyor ve diyor ki Ruan hükümdarına, senin kızınla evlenmek istiyorum. Evet. Şimdi diyeceksiniz kız mı bitti? Niye Ruan hükümdarı? Çünkü aynı seviyede olduğunu göstermek istiyor. O da der ki, diyor ki sen benim demir işlerimde çalışan kölemsin. Niye? Evet. Böyle bir teklifte bulunuyorsun. Nasıl cesaret edersin diye hakaret ediyor. Bumun da onun elçisini öldürüyor. Elçiye zeval oluyormuş. Ya bu konuyu ayrıntılarıyla öğrenmek isteyen izleyicimize şunu anlatalım. Hocamın yazdığı Ergonokon'dan Kaanlığa adlı eserinde daha çok ayrıntılı şekilde bu konuyu, evet, bu konuyu anlatıyor. Anlatmaya çalışmıştık. Şimdi orada şu var. Mesele şey olarak Kaanlık hani şey birlikte aşama aşama kuvvetlenmesi söz konusu. Dış ilişki kurması, kendine halk tabakası elde etmesi, çünkü bütün Türk boylarını töreslere bağlıyor. Evet. Arkasından da bir baskınla Ruan hükümdarını yeniyor ve onları yok ediyor. Türkiye'de yanlış bilinen bir gerçek, yanlış bilinen bir konu var. Ruanlarla yani Juanları avar zannediyorlar. Bu doğru değil. Evet, bu üniversite evet. sınavında soru olarak da soruldu bu. Bu yanlış bir konudur. Doğru değildir. Türk yani doğudaki Ruanlarla batıdaki avarların bir ilgisi yoktur. Hiçbir şekilde yoktur. Hiçbir yerde bu yazmaz. Moğol kökenli. Hiçbir kanıtta yazmaz. Şimdi bununla birlikte bir daha Göktürk Devleti 200 yıl yani 752 yılında bağımsızlığını kazandı. 745 yılına kadar, arada 50 yıllık fetret dönemi de var. 745 yılına kadar bağımsızlığını sürdürdü.
Yıkıldıktan sonra da hanedan 10 bin kişilik grup Çin'e giderek 941 yılına kadar yaşıyor. Orada bir Fetret döneminden bahsediyorsun. Onu söylüyordu ama ondan önceki Bumin Kağan dönemini bir açar mısınız hocam? Evet. Bumin çok yaşamıyor. Bağımsızlığını kazandıktan sonra bir iki ay içerisinde ölüyor. Sonra yerine birinci oğlu Kara geçiyor. Kara geçiyor. O da bir sene içerisinde ölüyor. Sırada ikinci oğlu Mukan geçiyor. Evet, Mukan da önemli bir Mete gibi Turan'ı gerçekleştiremiyor hükümdar. Yani 15 milyon kilometre kareye ulaştırılıyor Çin kaynakları. Nereden nereye kadar hocam? Kore'den, Büyük Okyanus'tan Karadeniz'in kuzeyine kadar olan sahada 15 bütün Türk boylarını bir araya getiriyor. Yani Türk birliğini sağlayan hükümdar. Ya Göktürklerin yani ne kadar geniş bir alana hakim olduğunu tabii Karadeniz'den Kırım'dan diyelim. Kırım'dan Kore'ye ve Büyük Okyanus'a kadar. Okyanus'a kadar gidiyor zaten. Gidiyor, kesin. Peki gidiyor. Aşağıda Tibet. Tibet mi? Afganistan. Hı hı. İran'ın kuzeyde Horasan bölgesi. Bunlar bugünkü Kuzey Afganistan, işte Afganistan. Himalaya, Tibet'e pek gitmiyorlar. Yani çünkü yüksek fakir şartlar falan sevmiyorlar ama kuzeyin sınırlarını zaten bilemiyoruz. Bu kadar geniş bir alandan söz edebiliyoruz. Peki hocam den bahsediyordunuz. Bu Fetret dönemine girme olayı Çinlerin hakimiyeti altında bayağı uzun bir süre yaşıyorlar. Peki Fetret devrinin en önemli sebebi ne biliyor musunuz? Diyelim şuradan başlayalım önce. Birincisi şu. İklim değişikliği en önemli soru. İklimin değişmesi. İkincisi töreye devletin üst görevlerine Türk olmayan kişileri getirerek getirerek kanunları bozması. Yani törenin bozulması. Bunda Çin'in etkisi var tabii ki. Çinlerin ve Sovyetlerin, İran'ın da etkisi var. Evet. İranlıların etkisi var. Onlar üst görevlere gelip böyle hani kanunları töreyi bozunca halk devletten uzaklaşıyor. İşte orada problemler başlayacak arka arkaya. Ve Fetret dönemine Çin boyunduruğu altına giriyorlar. Fetret dönemine giriyorlar. Burada daha sonra 2. Göktürk Devleti başlayacak 1982'de. Ondan da bahsedelim hocam. 2. Göktürk Devleti 3 kahramanca isyanın sonunda kuruluyor. Onu anlatacağız. Kürşat'tan bahsedelim. Yani günümüz Türkçesindeki öyle diyelim isim başka da. Ama ondan sonra asıl bir galiba ayaklanma daha oluyor. 3 ayaklanma var derken mesela Tonyukuk'un ailesinden gelen aşılı Funyen ve aşılı Yuancin bunlar örgütlüyorlar Çin'in esaretine karşı Türkleri. Birinci isyan 679 yılında başarısız oluyor. İkinci isyan 681 yılında yine başarısız oluyor. Üçüncüsünde Kutluk. Kahan. Çok akıllı davranıyor. Çin'den kuzeye çekiliyor. Bugünkü Ütüke'nin güneyine, Nurhangay bölgesine giderek orada isyan ediyor. O yüzden başarıya ulaşıyor. Yani o dolayısıyla bütün Türkleri de onun peşinden sürükleyerek oradaki Ütüken'e ulaştırmış oluyor. Bu açıdan önemli. 682 yılında Kutluk Kağan, yani İlteriş Kutluk, yani devleti derleyen, toplayan hükümdar İlteriş Kutluk büyük bir şeyle bağımsızlığını kazandırıyor. Ondan sonra 9 sene içerisinde sürekli akınlarla Çin'deki esir Türkleri kurtarıyor. Orta Asya içerisindeki birlikleri sağlıyor. Bunlar zaten kitaplarda var detayları. Çok isim zikretmeyelim ama çok çok önemlidir. Peki ilk iki isyan nasıl oldu da başarısızlığa ulaştı sorusunu soralım. Bunu açlık. Yani çok az bir kuvvet 100 bin 200 bin kişilik Çin ordularını mağlup ediyorlar. Ama aralarında şey yok. Ama aralarında bir yiyecek yok. Yiyeceksizlik yüzünden kendi aralarında biraz da iaşesizlikten kesinlikle öyle. Hatta ikinci isyanda diyor ki Çinler 54 siz gelin diyor teslim olun biz size yiyecek vereceğiz öldürmeyeceğiz diyor söz veriyorlar. Buna rağmen 54 Göktürk beyini Çin başkentinde Doğu Pazarı'nda idam ediyorlar. Onları esir alan onları esir alan onları teslim alan Çinli kumandan dahi kahretmiş peşinciye. Çok böyle buna benzer dramatik, trajik olaylar da vardır. Tarihe öyle bakmamız lazım. Sadece kahramanlıklarına, iyi taraflara bakarak yapılmaz. Şimdi Göktürkler çok güçlü bir döneme giriyorlar ama
mesela bazı hükümdarların işte Budizmi benimsemesi gibi, daha doğrusu mesela Bilge Kağan'ın da herhalde Budizmi istediğini biliyoruz. Kurultay galiba buna karşı çıkıyor. Evet. O konuyu biraz anlatır mısınız? Şimdi pardon hocam, çok özür dilerim. Yani hangi bu dinlerin, yani Budizm gibi bir dinin Türk milletine uygun olmadığı herhalde tartışılıyor. Onun nedenlerini de biliyorsunuz, evet, siz. Onları da anlatırsanız. Tabii. Şimdi önce Türkler Budizm'e niye meylediyor? Evet. Misyonerler etki altında bırakıyorlar. Sebebi şu. Diyorlar ki ülkenizde Budizm metotları uygulanırsa, bu din yaşanırsa siz rahat rahat konfor içinde yaşarsınız. Bilge Kağan'ın maksadı o. Aynı hatayı 576 yılında Taspar Kağan da yaptı. Mesela birinci Taşban mıydı? Taspar. Kağan da yaptı. O dönemde de mesela Budist kitaplarını Türkçe'ye falan tercüme ettiler ama orada kalıyor. Şeyde Bilge Kağan'ın şansı Tony Cook'un olması. Diyor ki biz Budizmi şey yaparsak günde bir kere yiyecek mümkün değil, savaşamayız, bizi bitirir yani. Çok uyuşuk bir hayata götürüp sürdüremeyiz. Ya, hocam Tony Cook tabii ki Göktürklerde çok önemli. Kendisi hükümdar değil ama devletin en üstünde, şimdiki yönetimle kıyaslarsak başbakan mı diyebiliriz? Başbakan diyebiliriz. Yani, değil mi? O anlamda. Şimdi Apatarkan ünvanını tutuyor. Evet, Apatarkan ünvanı var. Şöyle açıklayalım Emin Bey. Yani yorum yaparak, bir fıtınası yaparak. Askeri ve idari işlerin başına getirmek, yürütmenin başı gibi, değil mi? O da başbakan, evet, gibi düşünebiliriz. Evet. Yani sadrazam veya işte başvezir gibi de düşünülebilir. Tony Cook bana göre Türk tarihindeki ilk 5 büyük bilge kişiden biridir. Tony Cook. Bu konuda Tony Cook'la ilgili zaten ayrı bir kitap yazdınız, bilge Tony Cook'la ilgili. Evet. Merak eden izleyicilerimiz Ahmet Taşıyol hocamızın Tony Cook kitabını, eserini incelerlerse o konuda çok ayrıntılı, yani evet, gerçekten çok ilginç ve faydalı bilgilere ulaşacağını zannediyorum. Hocam bu Çin kökenlerin zaman zaman Göktürk yönetiminde devralması, yer alması daha doğrusu, casusluk faaliyetlerinde bulunması, imparatorluğun çökmesinde önemli bir etken olmuştur. Mesela bununla ilgili örnekler de var. Siz eserlerinizde de bunu belirtiyorsunuz. Birkaç tane örnek verir misiniz? Çin kökenlerin. Evet. Şimdi tabii Çinlerin o hani işte ipek vermeleri, yiyecek, evet, vermeleri, evet, buna benzer etki alanı yaratmaları, prenses göndermeleri, prensesle beraber bazı devlet adamlarının gelmesi tabii ki çok etkiliyor şeyi, şaşırtıyor. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Ama burada şey de var tabii. Mesela o Karaka İlk Ağa'nın da zafiyeti var. O görevleri getirmemesi lazım. Üst görevi. Yani kendi halkını şeyden uzaklaştırmaması lazım. Chan Songshin diye bir adam vardır. Göktürklerin çanını ot tıkamıştır. Yani neredeyse oturdu. Bu şey bahsettiğiniz galiba Çin casusu. Casus. Ve Türklerin içine ciddi anlamda giriyor. Hatta bu entrikaların bir tanesinde de bir savaşta yeniliyorlar. Çinler, Türklerin içme sularına, evet, zehir falan katıyorlar. Evet. Şimdi ya şöyle düşünün. Chan Songshin ajan olarak Göktürklerin arasına geliyor, evet, ama ava çıkarıyor Kaan onu. En büyük hatası orada. Sürekli avlarında. O zaman kim Kaan hocam? Işbara. Işbara. Devlet adamlarının arasındaki duygusal ortamı öğreniyor. Kim kimi seviyor, sevemiyor. Diyor ki mesela Kaan kardeşini kıskanıyor. Çünkü Kaan'ın kardeşi halk tarafından daha çok seviliyor. Buna benzer örnekler veriyor. Ve coğrafyayı öğreniyor. Kim, hangi boy, nerede yaşıyor, ne kadar askeri var, nerede hangi su kaynakları var, bunları öğreniyor. Bundan sonra 582'den sonra 585'te Göktürkler ikiye bölünecek zaten. 585'ten itibaren sürekli yaptığı politik atraksiyonlarla ya da işte casusluk faaliyetleriyle, entrikalarıyla çok daha doğru Göktürk ülkesinin büyümesini engelliyor. Evet. Ve isyanları çıkartıyor sürekli. Evet. Boyları, devlet adamları isyan teşvik ediyor. Ama Tardu Kağan'ı yenemiyorlar. 603 yılında. Bakıyorlar ki baş edemeyecekler. O Chan Songshin işte su kaynaklarına zehir katıyor pınarlara. Tabii zavallı. Haberleri yok askerlere. Sabah uyanıyorlar, su içiyorlar. Büyük bir katliam. Hayvanları ölüyor. Dolayısıyla gücünü kaybediyor Tardu. Büyük bir katliama uğruyorlar. Sonra
Tibet'e doğru, Tuyuhun'la Tibet'e doğru kaçıp gidiyor. Orada bilgi birikiminin ne kadar önemli olduğunu, çünkü su kaynaklarını biliyor. Evet. Nerede ne kadar önemli olduğunu görüyoruz diye açıkça söyleyebiliriz. Orada batıya doğru çekiliyor Göktürklerde. Evet. Ve İstemi Yabgu dönemi var. Herhalde İstemi Yabgu da Göktürk tarihinde önemli bir isim. Çok çok önemlidir. Evet. Bugün Batı Türkistan dediğimiz saha, evet, Karadeniz'in kuzeyini Türklere açan Bumu'nun kardeşidir. Bağımsızlık alınca, devlet bağımsızlığını kurunca ülkenin Batı tarafının yönetimini İstimi'ye veriyor. Yabgu ünvanını taşıyor. Yabgu Kağan'dan sonra gelen ikinci ünvandır. Evet. O da merkezini bugünkü Tanrı Dağları'nda kuruyor. Moğolistan'da değil, Kırgızistan'da. Tanrı Dağları'nda Koçkor tarafındaki Akdağ. Beyaz Dağ'dır. Bir bölgede kuruyor. Kendine bir başkent. İşte aslında Anadolu kapılarına Türklere açılmasının şeyi bu. Esas kaynağı bu Emin Bey. Burada İstemi Yabgu daha sonra önce İran'la işbirliği yaparak Akunları ortadan kaldırıyor. Sonra İstanbul'a elçi gönderiyor. İstanbul'a tarihte ilk defa elçi geliyor. Manyah isminde bir elçi geliyor. Bu çok önemli hocam. Tabii, yani evet. ilk elçinin, yani Bizans'a kimin gönderdiği, hangi tarihte geldi. O geliyor mu? Yanında Göktürkler de geliyorlar. Şimdi evet. Çemberlitaş'ta meydanda elçiler geliyor. Bütün halk toplanmış. Türklerin kıyafetlerini izliyorlar. Kim bunlar, nereden geliyor? Nasıl insanlar falan diye. Gerçekten ilginçtir Türk tarihinde. Bir çok daha güzel. Sonrasında bunun hani bir aşama sonra Bizans ilişkileri başlıyor ama sonra Bizans'la da aralar açılacak. Niye? Çünkü Avarları desteklediği için Bizans. Böyle şey vardır. Yalnız İpek yolundan Türkler İstemi Yabgu sayesinde çok faydalanıyorlar. Zenginlik elde ediyorlar. Bunu söyleyebiliriz. 576 yılına kadar yaşayacak. O ölünce yerine Tardu geçiyor. Yani ağabeyi Bumun'dan 24 yıl daha fazla yaşamış olacak diyebiliriz. Hocam son bölüme geçmeden önce isterseniz Göktürklerin dağılma sürecini ve devamı olan işte Türgiçlerin, Karahanlıların ilişkileriyle de bu bölümü bitirelim. Evet, Göktürkler Bilge Kağan döneminde aslında altın devrini yaşadı. Yani İlteriş Kutlu, Kapkan Kağan ve Bilge Kağan zamanında altın bir devir yaşadılar. Maalesef Bilge Kağan bir kendi bakanı tarafından, yani buyruk bakanı tarafından zehirlendi. Zehirlenmeden önce öğreniyor kendisini zehirleyeni. Ailesiyle birlikte yok ediyor. Evet. Ama o öldükten sonra küçük yaşta bir Kağan geçiyor başa. Burada Bilge Kağan'ın eşi, yani dul eşi, işleri karıştırıyor. Orada kadının müdahalesini görüyoruz. Devletin halk tarafından sevilen iki amca var. Kanatçadı. Onları haksız yere öldürtüyor. Bunun üzerine işte karışıklıklar çıkıyor. Nitekim işte çok bilindiği gibi Uygurlar, Karluklar ve Basmunlar birleşerek orada şöyle bir şey var. Yani bu ne derece ne kadar doğru? Uygurların Çinlilerle bir olup, yani genel anlamda Göktürkleri tarih sahnesinden yani sildiği şeklinde. Uygurlar başa geçiyor ama Uygurlar da aslında tam bir yani o Göktürk Devleti'nin devamı gibi. Yani 3. Göktürk Devleti gibi. Bunu düşünebiliriz. Gerçekten de öyle ama her bakımdan o ibret alınacak bir olay. Yani Bilge Kağan'ın yazıtlarda söyledikleri ve diğerlerinin bundan ders almaması ibretliktir esasında. Peki, Sayın Profesör Doktor Ahmet Taşaroğlu hocamıza çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler verdi bize. Türklerin en büyük belki de imparatorluklarından bir tanesi olan Göktürk İmparatorluğu'nun kuruluşundan dağılışına kadar olan süreci bize anlattı. Çok teşekkür ederim hocam.